Merhaba, bu videonun konusu Twitch hakkında kısa bir bilgi vermek. Bu yönde takipçilerimizden, abonelerimizden sorular gelmesi üzerine kısa bir nasıl bir platform olduğunu göstermek için video hazırlama gereğini duydum. Bildiğiniz gibi biz şu an YouTube'da bu Twitch tarzı yayınlar yapıyoruz. Yani sohbet ağırlıklı yayınlar yapıyoruz. Twitch 2011 yılında kurulan oyuncuların yayın yapmasına imkan sağlamak amacıyla kurulan bir platformda canlı oyunlar oynanabiliyor. Daha sonra gelişerek müzik yayınları, sohbet yayınları vesaire gibi farklı kategorilerde yayınlar yapılmaya başlandı. Şöyle kısaca göstereyim nasıl bir şey. Gördüğünüz gibi bu şekilde yayınlar yapılıyor. Şu an oyun yayınları var şurada. Burada kategorileri görebiliyorsunuz. Şurada şu kategoriler, oyunlar, müzik, e-spor, kreatif. Şurada mesela sohbetlerin olduğu, farklı konuların olduğu yayınlar var. IRL denilen bölümde. Mesela sadece sohbet var. Girelim. Biz genelde bunu YouTube'da yaptığımız kısım buraya uyan bölüm. Sohbet yayınları. Burada farklı dillerde de var. Siz Türkçe olanı bulduğunuz zaman zaten Türkçe yayınını çok rahatlıkla mesela şu Türkçelere tıklayın etiketlerden. Görebilirsiniz. Bir tane örnek açalım şuradan. Sağ tarafta gördüğünüz gibi sohbetler akacak. United Tottenham maçı var Perşembe. Ustam, Yayın bu United'ın şekilde. başında ne United o mesela? Takımın Yayın ismini bu düşün. şekilde. Sağ tarafta yayıncıyla sohbet ediliyor. Takımın Yayıncı ismini burada düşün. konu Ne neyse onunla United? ilgili sohbetler ediyor. Günlük sohbet de olabilir. Can sıkıntısını gidermek amacıyla da olabilir. Onu düşün. Tut aklında. Bağışlar yapılıyor. Manchester biri söyledi. Manchester nerede? Londra'da değil. Yayıncı altta burada anlatıyor bir şeyler gördüğünüz gibi. Başka bir kanala daha bakalım. Burada da başka bir yayıncı. Çabuk söyle, ben de Ankara'dayım. Allah razı olsun, Ankara'daysan buluş. Sohbetler Kaçırdı ediyorlar burada. GS herhalde demiş. Geliyorsan söyle buluşalım. Ya siz kafayı mı yediniz ya? Bıdıksalizm. Müslüman mısın diyor. Ha, harbi amık ya. Bu ne ya arkadaşlar? Hayran buluşması patlamadı mı? Patlamadı. Aşkın olayım. Açayım mı? Aşkın olayım mı? Açayım. Seni mi kıracağım Mustafa ya? Al yaz şuraya aşkın olayım. Biz teliften dolayı veremiyoruz. Müzik yayınları da serbest. Müzik kategorisinde de gördüğünüz gibi farklı canlı müzik yayınları yapılıyor. Bunların Türkçe yayınları da var tabii ki. Bu şekilde istediğiniz kanalı, istediğiniz kategoride takip edip sohbetler edebiliyorsunuz. Ayrıca şurada seyir partisi bölümü var. Yönetimde yayıncı yapabiliyor bunu. Buradan beraber takipçilerinizle film izleyebiliyorsunuz. Film esnasında sohbetler edebiliyorsunuz. Şöyle tıklıyoruz. Prime üzerindeki filmlerden seçiyoruz. Diziler olabilir. Herhangi birisi olabilir. Film de olabilir. Böyle seçildiğinde filmi seç diyoruz. Seyir partisi başlat dediğimizde şöyle göstereyim ayrı sekmeden. İzlemeye başla deniyor ve izlenmeye başlanıyor. Yayın, film beraber, şuradan sohbetler yazılıyor. Ve telif nedeniyle devam etmeyeceğim. Bu şekilde film başlıyor zaten. Beraber izleniyor.
Şöyle kısa bir göstereyim de. Film başladı gördüğünüz gibi. Telif nedeniyle devam etmeyeceğim. Mobil uygulaması da bu şekilde. Mobil uygulamaya girdiğinizde takip edilen kısımda ekrandaki gibi gözüküyor. Mesela açalım şunun bir tanesini. Şunu açalım. Evet, benim burnum çok tıkanır. Küçükken de çok tıkanırdı alerjim olduğu için. Bence kesinlikle özellikle İlyadin'de bağımlılık yapıcı madde var yani. Keşfet kısmında şuradan yeni kanalları görebilirsiniz. Buradan kategorilere göre seçebilirsiniz. Göz hatta da benzer şekilde sadece sohbet vesaire. Aradan arayabilirsiniz kanal veya Türkçe'ye göre arayabilirsiniz. Kategorilere göre arayabilirsiniz. Filtreleyebilirsiniz buradan. Kendi canlı yayınınız varsa onu yönetebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Veya yeni bir canlı yayına geçebilirsiniz. Nasıl kayıt olacaksınız derseniz Google'a Twitch yazın. Şu adrese girin. Tıklayın. Zaten twitch.tv şeklinde. Kaydola tıklayın. Buraya bir tane kullanıcı adı belirleyin. Şifre belirleyin. Telefon numarası, e-posta bunun yerine. Doğum tarihinizi girin ve kaydol dediğinizde işlem bitiyor. Sonra doğrulama kodu mailinize gelecek. Gelen doğrulama kodunu alın. Ve hesabınız açılmış olur. Bu kadar basit. Şimdi istediğiniz kanalları takip edebilirsiniz bu şekilde. Mesela şuradan Türkçe diyelim. Türkçe olanlara bakın. Mesela Jahrein fenomenlerdendir. Jahrein. Ve canlı yayında şu an. Şuradan takip ettiğin, takip edersiniz. Şu an reklam var. Reklamdan sonra yayını izlemeye başlayacaksınız. Göz attan da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Buradan kategorilerden seçeceksiniz artık. Mesela sohbetten geçelim. Buradan sadece sohbetlere bakalım. Türkçe kanallar zaten gördüğünüz gibi listeleniyor. Buradan seçeceksiniz. Tamamı Türkçe kanal ve sohbet ediyorlar. Kısaca bu şekilde.